Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tasarımı bana ait olan kışlık örgü şapka yapımını tarif edeceğim. O kadar güzel oldu ki sayısıyla, kalıbıyla, modeliyle içime sinen çok güzel bir tasarım oldu. Yapımı da oldukça kolay ve keyifli. Örgüye ilk kez başlayanlar bile eminim ki çok rahatlıkla yapabilirler. O kadar keyifli ilerliyor ki bir günde birden fazla örüp rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. İsterseniz kendiniz için örüp hazırlayabilirsiniz. Hediye edebilir, hatta satışını yapabilirsiniz. Gerçekten kalıp gibi sayıları çok muntazam ve güzel oldu. Ben iki rengini çalıştım. Siyah rengini daha önceden çalışmıştım. Şimdi krem renginde video içerisinde sizlerle birlikte örüp hazırlayacağız. İki taraflı olarak kullanabilirsiniz. İster dışını ister içini kullanabilirsiniz bu şapkanın. Biliyorsunuz bu sene bu tarz şapkalar çok çok moda. Yapımını da sizlerle adım adım paylaşmaya çalıştım. Umarım faydalı olur. Videomuza geçmeden önce sizlerden de küçük de bir ricada bulunmak istiyorum. Kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videoyu beğenir ve yorumlarınızı eksik etmezseniz gerçekten çok mutlu olurum. Tarifimize geçelim. Şapkam için kartopunun Elite Wool Ground ipini kullanacağım. İpin içeriğine bakalım. İçeriği %51 akrilik, %49 yün, 100 gram ağırlığında, 80 metre uzunluğunda yumuşak güzel bir dokusu var. Oldukça hafif bir ip. Bu ipten 2 adet yeterli oluyor. 1 adet şapka için. Burada ben siyah rengini daha önceden örüp hazırlamıştım. Şimdi krem renkli olanını birlikte örüp hazırlayacağız. Kullandığım ipimin dokusu yakından bu şekilde, tığ numaramda 6 milim olacak. Sizler ipinizin inceliğine, kalınlığına göre, örmenizin sıkılığına, gevşekliğine göre tığ numaranızı belirleyebilirsiniz. Burada ilk olarak sihirli halka ile başlıyoruz. Aramızda yeni başlayanlar varsa sihirli halka nasıl yapılır, daha önceden detaylı videosunu paylaşmıştım. Videomuzun açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Aşağıdan tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sihirli halkamızı bu şekilde oluşturduktan sonra burada bir adet zincir çekiyoruz. Hafif ilmeğimizi esneterek tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. Burada 3 tane ilmeğimiz var. Tığımızın başına dolayarak 3 ilmeği tek seferde topluyoruz. Tekrar tığımızın başına doluyoruz. Sihirli halka içerisine batarak ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var, doladık. 3'ünü tek seferde topluyoruz. Bu işleme biz tekli trabzan diyoruz. Çakma sık iğne olarak da geçiyor. Sihirli halkaya batarak ilmek çıkarıyoruz. 3 ilmeği tek seferde toplayarak bu şekilde toplamda 10 adet tekli trabzanımızı, sihirli halkamızı oluşturuyoruz. Burada 10 adet tekli trabzanımızı tamamladık. Sihirli halkadan kalan kısa ipi çekebildiğimiz noktaya kadar çekiyoruz ve bu orta kısmı kapatıyoruz. Şimdi bu noktada bakın, örgü ilk kez başlayanlar için açık bir şekilde göstermekte fayda var. Burada ilk başladığımız tekli trabzanın tepesine batacağız. Fakat tekli trabzanımıza, yani nereye batacağımızı bilmiyorsak eğer, şuradaki son trabzan noktasından saymaya başlıyoruz. Bakın bu tığımızın olduğu ilmeğin hemen altında kalan başak şeklinde görünen nokta bizim son ördüğümüz tekli trabzan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bakın ilk batacağımız nokta şu kısım. Yani ilk ördüğümüz tekli trabzan. Zincir de şu ara kısımda kaldı. Şimdi burada tığımızın başına direkt doluyoruz. Kısa ipi de burada gizleyerek öreceğiz. Direkt herhangi bir kaydırma, birleştirme işlemi yapmadan tığımızın başına direkt dolayarak ilk ördüğümüz tekli trabzanın tepesine batıyoruz. İlk ördüğümüz tekli trabzanın tepesine battık. Kısa kalan ipi tığımızın üzerinde tutuyoruz ki gizleyerek öreceğiz. Bu noktadan ilmek çıkardık. 3 ilmeğimiz var, doladık. 3'ünü tek seferde toplayarak tekli trabzanla başlangıcımızı yaptık. Şimdi bu ikinci sıranın ilk tekli trabzanı. Buna hemen şöyle gövdesine çengel iğnemi takıyorum. Bu benim ilk başladığım sıram. Tığımın başına tekrar doluyorum. Aynı tekli trabzanın olduğu boşluğa tekrar batarak ilmek çıkardım. 3 ilmeğim var. Tekli trabzan örüyorum. Yani 2 tane tekli trabzanla başlangıcımı yaptım. Tığımın başına tekrar doluyorum. Sıradaki gelen trabzan noktasına batarak kısa ipi de tığ üzerinde tutuyorum. İlmek çıkardım. 3 ilmeğim var, doladım. Tekli trabzanımı örüyorum. Tekrar doladım ve aynı boşluğa batarak çift örüyorum. Yani çift ne demek? Aynı noktaya 2 tane örmek demek. 2 tane trabzanımızı bu şekilde örerek her bir noktaya, şimdi sırasıyla gelen noktalara çift batarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Son trabzanımıza da 2 tane tekli trabzan ördük. Bakın ilk başladığımız trabzan noktası, çengelli iğnemizin olduğu boşluğa geldik. Burada kısa ip artık bırakıyorum. Yeteri kadar gizledim.
Tığımın başına doluyorum. Bakın herhangi bir birleştirme, gizleme noktası yok. Tamamen spiral örerek şapkamızı tamamlayacağız. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi 3. sıranın ilk trabzanına batıyorum. İlmek çıkardım. Bir tane tek örüyorum. Tığımın başına tekrar doladım. Sıradaki gelene çift örüyorum. Yani 2 tane tekli trabzan örüyorum. Tekrar doladım. Aynı boşluğa batarak tekli trabzanımı örüyorum. Şimdi bu noktada çengelli iğnemi alıyorum. Çıkarıyorum. Ve bakın ilk başladığım tekli trabzanın gövdesine takıyorum. Özellikle yeni başlayanlar bu şekilde bitiş sıralarında çengel iğnenizi taşırsanız daha net görebilirsiniz sıra başını ve sonunu. Ama zaten örgü bilenler bu burada kalsaydı bile üst noktasından anlayacaktık sıra başını ve sonunu. Ama bu şekilde taşınabilir. Şimdi bir tekle başladık, bir çift yaptık. Şimdi bir sonrakine tek örüyoruz. Yani bir tane tekli trabzan doladık. Bir sonrakine iki tane örüyoruz. Yani çift yapıyoruz. Şimdi bu şekilde bir tek bir çift, bir tek bir çift şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Tekle başlamıştık. Çift ile sıramızı bitirdik. Tığımızın başına doluyoruz. Şimdi bu noktada bir çift ile başlangıcımızı yapıyoruz. Tekrar aynı boşluğa gelerek yani ilk başladığımız sıraya çift ile başlıyoruz. Tekrar doladık. Bir sonrakine tek, tekrar doladık. Bir sonrakine yine tekli trabzan örüyoruz. Bir çift, iki tek yapacağız bu sırada. Doladık. Bir sonrakini çift örüyoruz. Bir, tekrar aynı boşluğa gelerek ikinci tekli trabzan. Şimdi bu noktada bakın tepesine battığımız, ilk başladığımız, şimdi çift olduğu için çiftin ilki bu. Şimdi hemen sıramızın, yeni sıramızın tekli trabzanın gövdesine çengel iğnemizi takıyoruz. Şimdi burada çift ile başlangıcımızı yaptık. Bir çift, iki tek. Bir çift, iki tek yaparak bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bir çift ile başlamıştık. İki tekle sıramızı bitirdik. Şimdi bu sırada her birine bir tane tekli trabzan örüyoruz. Bakın yeni sıraya başladık. Hemen burada çengelli iğneyi taşıyalım yukarıya. İlk tekli trabzanımızın olduğu gövde noktasına çengelli iğnemizi taktık. Bu sırada her birine tek batıyoruz. Her birine tek batarak sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Sıramızın sonuna geldik. Bu tekli sırasından sonra biraz içe kapanmalar olabilir. Elimizle eritüsü yaptığımızda düzelecektir. Şimdi burada artırma sırasına geçiyoruz. Bakın burada ilk başladığımız tekli trabzan noktası tığımızın başına doluyoruz. Bu noktada şimdi iki tek yapacağız. İki tekle başlangıcımızı yaptık. Bir çift yapıyoruz. Tekrar aynı boşluğa iki tane tekli trabzan. Tekrar geliyoruz. İki tek yapıyoruz. Bir çift. Yani aynı boşluğa iki tane tekli trabzan örüyoruz. Şimdi buradaki trabzan bakın tepe boşluğuna battığımız trabzan bizim yeni sıramızdaki ilk trabzanımız. Hemen bu çengelli iğneyi de yukarı taşıyoruz. Bu sırada iki tek bir çift, iki tek bir çift yaparak sıramızı tamamlıyoruz. İki tekle başlamıştık. İki tekle de sıramızı bitirdik. Şimdi burada ölçümüzü vereceğiz. Şöyle ölçelim. 17,5 santim çapı. Örgümüzün çapı 17,5 santim. Bu ölçü gayet ideal oluyor. Eğer küçük birine çalışmak istiyorsanız eğer genelde çocuklarda 15 santim ile 17 santim arasında oluyor bu taban ölçüsü. Yetişkin için de 16 santim ile 18 santim arasında oluyor ölçüler. Sizler istediğiniz ölçüye göre bunu ayarlayabilirsiniz. İpinizin inceliğine, kalınlığına göre artırmaya devam edebilir. Ya da daha az da artırma yaparak da bu tepe kısmını tamamlayabilirsiniz. Şimdi burada ne yapacağız? Artık yeteri kadar artırmamızı yaptık. Bundan sonra artık tek örerek devam edeceğiz. Yeni sıraya başladık. Bakın burada hemen çengelli iğneyi yukarıya taşıyabilirsiniz. Bundan sonra tamamen tek öreceğiz. Birleştirme noktamız yok. Spiral şekilde örmeye devam ediyoruz. Her birine tek örerek burada ben 9 sıra ördüm. Burada kulak hizasına gelene kadar tabii nasıl rahat ediyorsanız belki kulak memesine kadar da inebilir. Ya da üstünde de kalabilir. Bu biraz kullanan kişiyle de alakalı ama yani standardı kulağın şöyle yarısına gelecek kadar ben 9 sıra oldu bu bende. Bu sayı sizlerde farklılık gösterebilir. Ben yine 9 sıranın da ölçüsünü hemen sizlerle burada örüp paylaşacağım. Şimdi tamamen düz örerek, spiral şekilde düz örerek artık artırma yapmıyoruz. Şapkamızı
derinleştireceğiz. Sonraki aşamaya birlikte devam edeceğiz. Burada bakın şapkamızı yeteri kadar derinleştirdik. Çift sırasından sonra tamamen tek örerek devam ettik. Toplamda 9 sıra tek örerek devam ettik. Buranın ölçüsü de 12,5 santim oldu. Bu ölçüler sizde farklılık gösterebilir. Elinizin sıklığına, gevşekliğine göre belki daha az olabilir sıra sayınız, belki daha fazla olabilir. Bu noktada mutlaka başınıza prova ederek de deneyebilirsiniz. Şimdi bakın birinci yumağım bitmek üzere. Burada artık şu kenar gölgelik kısmını yapmaya geçiyoruz. Burada batacağım. Bakın başladığım ilk nokta burası. Çengel iğnemin olduğu nokta, yeni sıraya başlayacağım nokta. Şimdi tığımın başına doluyorum. Bu noktaya 2 tane tekli trabzan örüyorum. Doladım, tekrar aynı boşluğa batarak çift batıyorum. Tekrar doladım. Şimdi burada bir diğer ipimi bağlayacağım. Tığımın başına doladım. Sıradaki gelen boşluğa batıyorum. Bakın ip de bu noktada kalıyor. Yine ipi tığıma alıyorum. Burada ilmek çıkardım. Yine 3 ilmek var. Tekli trabzanımı örüyorum. Şimdi 2 ilmek. Bakın ipin ucu. Bu arada gizleyerek öreceğim. Bir çift, bir tek. Tekrar doladım. Bir sonrakine çift batıyorum. Yani 2 tane tekli trabzan örüyorum. Bir çift, bir tek, bir çift, bir tek örerek ilerleyeceğiz. Şu kısa kalan ipleri de içeride gizleyeceğiz. Bakın çift ile başladık. İlk başladığımız nokta, hemen batıyoruz. Çengelli iğnemizi bu noktaya taşıyoruz. Şimdi bir çift, bir tek, bir çift, bir tek şeklinde sıra sonuna kadar ilerliyoruz. Burada sıramızın sonuna geldik. Bir çift, bir tek sıramızı tamamladık. Şimdi çift ile başlamıştım. Burada çift ile bitirdim. Şimdi sıradaki gelen noktaya batarak her birine bir tane tekli trabzan öreceğiz. Bu tekli trabzan sıramız 2 sıra olacak. Sonra kenar sırasını yapmaya geçeceğiz. Burada sıralarımızı tamamladık. Bir çift, bir tek sırasından sonra 2 sıra tek örerek burayı bitirdik. Şimdi bakın çengelli iğnemiz burada. Buradaki son sık iğne noktası da burası. Artık buna başladığımız zaman, buna battığımız zaman yeni bir sıraya başlamış oluyoruz. Şimdi bu noktada şöyle son ördüğüm tekli trabzanı söküyorum ve buraya direkt batıyorum. Bakın tığımın başına dolamadan, yani son ördüğüm noktayı direkt sık iğne şeklinde örüyorum, batıyorum. Başına dolamadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum ki burada çok fazla potluk olmasın. İlmeğimi hafif esneterek bu örmüş olduğum sık iğnenin tepe boşluğuna geliyorum geriye doğru. İpimi bakın tığ üst kısımda kalıyor. İpimi alttan çıkarıyorum. Buradan ilmek çıkardım. Yine 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Biraz gevşek oldu. Şöyle tekrar yapalım. Direkt batıyorum. İlmek çıkardım. Sık iğne ile bitişi yapıyorum. Sonra geliyorum, ördüğüm sık iğnenin geriye doğru tepe boşluğuna batıyorum. İpimi alttan alarak ilmek çıkardım. 2 ilmeğim var. Sık iğne örüyorum. Yani ters sık iğne tekniğiyle kenar kısmını süslemeye geçtim. Şimdi geriye doğru gidiyorum. Tekli trabzanın tepe boşluğuna batıyorum. Bakın geriye doğru tepe boşluğuna batarak bu noktadan ilmek çıkarıp sık iğne örüyorum. Sonrasında tekrar geriye doğru giderek sıradaki gelen trabzana batıp ters sık iğne örüyorum. Batıyorum, geriye doğru gidiyorum. İpimi bu şekilde alarak ilmek çıkardım. Sık iğne. Bakın kenar süslemesinde bu şekilde yapıyoruz. Sizler daha farklı süslemelerde yapabilirsiniz. Tamamen zevkinize kalmış. Böyle gayet sade ve şık oluyor. Kenar süslemesinde bu şekilde yapıyoruz. Ta ki sıra sonuna kadar. Ters sık iğne sıramızı da bakın tamamladık. Burada son ördüğümüz sık iğnenin de dibine batıyoruz. Buradaki sık iğnenin dip noktasına da batıyoruz. Ve ters sık iğnemizi örüyoruz. Şimdi burada artık bitirmeyi yapacağız. Burada ipimizi yeteri kadar kesiyoruz. Bu kadar yeterli. İpimizi ilmeğimizden çıkardık. Burada bakın şu ters sık iğnenin hemen dibinden batıp ipimizi şöyle bu aradan geçirerek örgü modelini bozmadan, çok da fazla sıkmıyorum bu noktada ipimi gizlerken ki örgü modeli bozulmasın. Sonra şu aralardan ipimi geçirerek içeride ipimi burada gizleyeceğim. Burada fazla kalan ipi kesip çıkarıyorum. Yeteri kadar ipimizi gizledik. Şu orta kısımda da yine sihirli halkadan kalan kısa ipi keserek çıkarıyoruz. Bu şapkayı dilerseniz hemen şöyle göstereceğim. Ters kısmını da kullanabilirsiniz. Bakın.
Ters kısmı da gerçekten çok böyle modelli güzel görünüyor. İki taraflı da kullanılabilir. Hem isterseniz bu tarafını kullanabilirsiniz, isterseniz bu tarafını kullanabilirsiniz. Oldukça şık ve güzel oldu. Şimdi çengelli iğnemizi çıkaralım ve şapkamızın son halini birlikte görelim. Şapkamızı bu şekilde tamamlamış olduk. Umarım sizler de beğenir ve denersiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomuzu beğenmeyi, yorum bırakmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek hoşça kalın.